Selamünaleyküm efendim. Lahikalarda çokça risaleleri yazmak geçiyor. Bu o zamana mı mahsustu yoksa şu anda geçerli mi? Eğer geçerliyse risaleleri yazmanın nasıl bir faydası var? Biz gidiyoruz. Babamıza, anamıza mezarının başında Fatiha okuyoruz. Öbürüsü de gidiyor. Çok yanık güzel bir türkü söylüyor. Saz çalıyor, türkü söylüyor. Öteki de diyor, arabesk yapıyor. Ve öbürü de gidip tıncık atıyor. Babam öldü, anam öldü, tıngır tıngır. Şimdi zahirde, görüşte bunlar arasında ne fark var? Ne fark var? Bana söyle, yani inanç yoksa ortada. Birisi bir şey okuyor. Birisi saz çalıyor, birisi de oyun oynuyor. Bilmezsin ki bunun hangisinin mezara faydası var yani. Öyle değil mi ya? Yazı yazmak neye yarıyor? Müştehit Bediüzzaman Müceddit Risale-i Nur'larda diyor ki, yazı yazmak 5 çeşit ibadeti sana kazandırır. 5 çeşit. Orayı oku. O 5 çeşit İhlas Risalesi'nin arkasındaki 5 çeşit ibadeti oku. Efendim baştan mı okuyayım yoksa? Hayır, o 5 şeyi oku. 1. Bir, en mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Demek ki Kur'an hattını yazmak, en mühim mücadele olan kafirlere karşı, mürtetlere, münafıklara karşı cihad etmektir. Bediüzzaman bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Sözü nasıl kıymet alır? Söyleyen, muhatap, mekan, zaman. 4 şey sözün kıymetini tayin eder. Mütekellim, muhatap, zaman, mekan. Bediüzzaman konuşuyor, muhatabı Nur talebeleri, Türkiye'de ve en müşkül zamanda, 1930'lu senelerde. Söz bu kadar yüksek. Demek ki Kur'an hattıyla Risale-i Nur yazmak mühim bir mücahede, mühim bir cihattır. Evet, 2. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Evet, ikincisi de budur. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Evet. 4. Kalem ilmi tahsil etmektir. Kalemle ilmi tahsil etmektir. Yani talebe-i ulum sınıfına geçiyor. Talebe-i ulumu lügatlarda karıştırın, ne kadar yüksek olduğunu anlayın. Sadece şunu söyleyeyim. İmam Gazali gibi bir mübarek zat, ben talebe-i ulum olarak ölmek istiyorum diyor. Yatağında yatarken kitabı böyle tutmuş, son nefesini veriyor, kitap göğsüne düşüyor. Talebe-i ulum olarak vefat etmek için. Bu kadar yüksek. Biz demek ki Kur'an hattını yazmakla talebe-i ulum oluyoruz. Evet. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Evet. Demek ki kardeşim bunun hangisinin modası geçmiş? Bana söyle bakayım. Bu 5 şeyin hangisinin modası geçmiş? Ayrıca bunu yeri geldiği için tekrar etmem lazım. Aynı suali biz Hulusi Efendi'ye sorduk. Aynı suali. Dedi ki, o zaman da matbaalar yoktu. Kitapları basmak zordu. Müşküldü. Ama şimdi matbaaya gidiyorsun, bir baskıda 1000 tane, 5000 tane, 10000 tane basıyorsun. Yani bugün böyle Kur'an hattıyla, el yazısıyla, Kur'an hattıyla risale yazma eski ehemmiyetini muhafaza ediyor mu? Sual bu. Ve Hulusi Bey ve Allah ona rahmet etsin, cemaatte söyledik yani, şahıs değil, derste konuşulan şey. Hiç tereddütsüz söylüyorum dedi, aynen böyle. Hiç tereddütsüz söylüyorum,
aynı ehemmiyette haizdir. Ehemmiyeti artmıştır, eksilmemiştir. Hulusi Bey'in bu meseledeki sözü bu. Ve kendisi aynen şöyle demiştir. Elazığ'daki, hayattaki hepsi şahittir bu sözlere. Derslerde söylemiştir. Ben Risale-i Nurların Latin harfleriyle basılmasına asla razı olmadım. Fakat 1958'de Eskişehir'de üstadımızı ziyarete gittiğim zaman bütün külliyatın Latin harflerle basılı olup üstadın masasının üzerinde üst üste yığılı olduğunu gördüm. Onun için edeben sesimi çıkarmıyorum. Karışmıyorum. Hulusi Bey'in Kur'an hattı ile alakası ifadesi budur. Ve biz de aynı kanaatteyiz.